Arkadaşlar, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Warband Anadolu 1320 moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer serbest takılacağız arkadaşlar. Serbest takılacağız derken, bir saniye kamerayı ayarlayayım bir. Serbest takılacağız derken neyi kastediyorum? Çoklu oyuncuya girdik kazara, çoklu oyuncu da oynamayacağız tabii ki. Bir saniye, çoklu oyuncu da ben değişik bir şey gördüm sanki. Akeno, anladım hocam. Şey yapacağız arkadaşlar, benim hile ile oynadığım hesapların birisinde oynayacağız. Oynadığım kayıtların birisinde oynayacağız. Öncelikle şu şey görevi, kadife görevi yapılıyormuş arkadaşlar. Tüccarın kadifesi görevi yapılıyormuş. O yapıldıktan sonra neler olacak, ana senaryoda neler değişecek onu merak ediyorum. Bunu tamamlamaya çalışacağım. Bakalım efendim, grid yakınlarındaki sandığı bul diyor. Güzel güzel. Sandık mandık yokmuş abi işin ortasında. Yani şey varmış, bir tane adam varmış, NPC. Gidip bizim o NPC ile konuşmamız gerekiyormuş. Ama onun yolu da o kadar girintili çıkıntılı ki, yani size nasıl ifade edeyim abi. Çok affedersiniz, iğne deliği kadar... Buna niye affedersiniz dedim ki, iğne deliği demeyecektim muhtemelen. Ya şu ufacık bir ara var abi, şöyle aralardan geçiyorsun, bir şey yapıyorsun, kıvrak kıvrak hareketler yapıyorsun falan filan. O labirentin sonundaki adamı buluyormuşsun. Bu bölümde serbest takılacağız arkadaşlar. Gideceğiz labirentin içinden kumaşı alıp görevi teslim edeceğiz. Aynı zamanda atletizm yeteneğimiz yüksek diye biliyorum. Pek sorun olmaz bizim için yürümek. Gidip Konstantinopol şehrindeki sandığı arayacağız arkadaşlar. O gizli sandığı. Ve gizli sandığın yerini burada keşfettikten sonra gidip ana kaydımızda da o gizli sandığa ulaşacağız ve bu sayede bu serbest takılmaca bölümünün ana senaryomuza bir katkısı olacak arkadaşlar. Şimdi hemen ışınlanıp şu labirent görevini yapmaya çalışacağım ama bir saniye. Ne oldu lan? 3 Müslüman Acemi grubundan ayrıldı. Memlüklü Müslüman Acemi. Sebep? Raporlar. Grup Malorli raporu. 32. Allah Allah. Normalde ayrılmaması lazım. Grup. Ortalamanın altında, ortalamanın altında. Şeyden, kalabalıktan dolayı herhalde ya. Ya da yiyeceğimiz mi yok? Yiyecek çeşitliliği az, kalabalık var falan filan. Neyse hocam, mühim olan bir değil. Şimdi mühim olan ne? Ben zırhlarımı çıkaracağım bir. Elimden geldiğince hızlı koşmak istiyorum çünkü hızlı koşmak istiyorsam eğer bildiğim kadarıyla zırhlarımdan arınmam gerekiyor efendim. Şöyle bir zırhlarımdan alınayım. Kılıcımı, kalkanımı da atayım. Herhangi bir şekilde fight'a girmem gerekmez diye düşünüyorum. Fight'a girmem gerekirse de artık tüccarı da kadifesini de anladınız siz abi. Halledeceğim yani tüccarı da kadifesini de. Aldık, şuraya koyduk. Tamamdır hocam. Tekrardan bir save alalım. Gidelim şuraya içeri. Girelim. Bu labirente girip bir görevi tamamlayalım artık. Çok merak ediyorum. Bitirince ne oluyor? Fark ettiyseniz arkadaşlar, hızımızda çok çok büyük bir değişim var. Bakalım bu büyük değişim bize olayı bulduracak mı? İlk başta sola sapmam gerekiyormuş galiba. Bunu da bana Steam'den bir arkadaş yazdı. Hatta YouTube videosunun linkini yolladı. İzledim de adam abi, 2 dakika sürer mi ya bir labirentte gezinmek? Sonra bak, buradan sağ yapmıyormuşuz hocam. Buradan tekrar sol yapıyormuşuz. Sol yaptığımızda çıkmaza çıkıyor, iyi de çıkmaza çıkmaması lazım. Bölgeyi terk et diyor. Allah Allah. O benim videoda izlediğim adam bildiğin sol yapıyordu. Sağ sonra sol mu? Abi bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Gerçekten çok karışık bu labirent. Neyse, araya taraya bulacağız artık bir şeyleri. Görev yapılıyormuş yani. Hatta yapılmıyor dedim diye bazı arkadaşlar sinir krizi geçirmiş de. Üzgünüm hocam. Yani yapamadığım zaman ben bok atarım. Yaparım abi. Kedi ulaşamadığı ciğere mundar der misali. Ben mundar derim abi. Moda kötü derim. Ben yapamıyorsam kötüdür. Tabii ki bu kafada olmak kötü de. Yapacak bir şey yok. Sol sağ 3 defa sol, 3 defa sağ. Bir şeyler dedi ama arkadaş, ben tam anlayamadım ya. Bu arada sandığınız gibi o şey, sandık yok. Adam var. Adamla konuşacağız da. O adamla böyle aham şaham bir yerde değil abi. Götüm kadar aralardan geçiyorsun. Şöyle kalenin küçücük bir köşesinde pısmış bir şeyler yapmış. O vaziyette bekliyor seni. Ha hocam, buradan şuraya sapıyorduk o zaman. Hakikaten labirenti karışık yapmışlar. Sebebini öğrenmek istiyorum ama. Adı üzerinde labirent. Ha tamam beyler, doğru yoldayız. Evet. Götüm kadar bir ara varsa doğru yoldayız. Nereye gidiyoruz lan? Acaba? Aynen, tamam tamam hocam, tamam. Doğru yol mu?
Böyle bir yerlerden geçiyordu lan eleman. Videoyu izlediğimde gördüm. Galiba şaş kaza doğru yolu bulduk beyler. Galiba şaş kaza doğru yolu bulduk. Bulduk mu? Aha lan şurada içeride bir yer var. İnsan buraya koyar değil mi? Vicdanınız yok mu lan? Abi aham şaham bir yerde... Aha! Aha burada! Kardeşim! Buldum sonunda. Kaç bölümün ardından. Hemen gel yanıma kimse gelmeden. Merak etme ya. Burayı bulsun gelsin bir de bizi halletsin yani. Ben bir şey demiyorum. Adam burayı bulduysa hocam bizi de düdüklemeye hak etmiştir yani. Ben veririm. Gücüme gitmez. Adam burayı bulduysa gelsin. Ya. Al kadifeyi hemen götür Deli Gorgi'ye. Beni kimse bulmadan hadi çabuk ol. Hocam bu acele ne ya? Tüccarın kadifesini aldık şimdi. Kafam girsin bu arada bu labirente. Deli Gorgi. Niye bu arada süre sıkıntısı bu kadar kısıtlı? Hadi bakayım kadifeyi Deli Gorgi'ye götürelim. Şu köydeydi. Mudurnu köyü. Köy merkezine gir. Burada mıydı abi Deli Gorgi? Yanlış yerde olabiliriz arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Yok burada değil. Ulan Deli Gorgi neredeydi ya? Hayda hocam. Bir de işim gücüm yok Deli Gorgi mi arayacağım ben? Deli Gorgi neredeydi acaba? Güney köyünde miydi? Cirit köyü, Oba, Samet Bey. Özgecan köyünde değildi. Neredeydi ulan bu Deli Gorgi? Bu görevi bitirmek için 10 günüm var. Deli Gorgi'ye söyle. Deli Gorgi neredeydi ya? Muhtemelen buradaydı hocam. Muhtemelen buradaydı. Şöyle bir Domaniç'e girip bu Domaniç'te biraz bekle diyelim. Sabaha kadar bekleyelim. Delhi Sultanı Hudeydi. Ya aman alsınlar abi. Hadi biraz acele edin ya. Sabah olsun da ha. Oldu sabah. Mudurnu. Mudurnu'da mıydı hocam? Haydutlar mı geldi? Tabii ki haydutlarla uğraşmayacağım abi. Kontrol T'ye basıp basıp adamları mıhlatacağım. Çünkü yanımda kıdemli bir ordu yok zaten ki ben üstsüz başsız girdim öyle hızlı olsun diye. Çünkü daha buradan çıkacağız gidip Konstantinopol şehrini alacağız. Köy merkezine gir. Abi bir saniye şu attan bir iner misin ya? Emin ol atsız daha hızlıyız. Değilmişiz. Abi Deli Gorgi neredeydi ya? Deli Gorgi, Deli Gorgi. En baba ne yaparız biliyor musunuz arkadaşlar? Umutsuzluğa kapılmaya hiç lüzum yok. Deli Gorgi bu deme. Bir an kalbime inecekti. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok hocam. En baba ne yaparız? Sıfırdan bir karakter açarız. Hemen o zaten Deli Gorgi'nin olduğu köye yönlendiriyor bizi oradaki yüzbaşı. Gideriz Deli Gorgi'nin hangi köyde olduğunu öğreniriz. Gelir görevi veririz. Yani en baba yapacağımız şey bu olur. Bu arada Deli Gorgi burada da değil ya. Hocam öteki hesapta ben Deli Gorgi ile görüştüm mü? Samet Bey 2'de. Galiba görüştüm Deli Gorgi ile ya. Mudurnu'da değil abi. Mudurnu'da değil. Mudurnu'da olsa eğer haberim olurdu. Güney köyünde mi acaba? Abi ben niye Mudurnu'yu hatırlıyorum ya? Niye Mudurnu'yu hatırlıyorum? Güney köyü, Pınar köyü, Gümüş köyü, Mutlu köyü. Ulan bir yerleri hatırlıyorum ben ama nerelerdeydi ya? Hocam bir yere hatırlıyorum ben. Domaniç'in ilerisinde bir köy müydü? Allah Allah. Pınar köyü olabilir mi? Aha Pınar köyü. Pınar köyü hocam bulduk Pınar köyü. Gorgi. Evet buldum. Güzel iş başardın bre Samet Bey. Sana olan güvencimi boşa yitirmedin. Kadife'yi keşişe götür. Bir de görev olarak değil de Kıbrıs adasında dolaşan banditler var. Onları yok edersen köy halkım sevinir. Eyvallah hocam hallederiz de. Şimdi olayı anlamadım ben. Eskişehir anında bulunan tüccara kadifeyi ver. Tamam. Eskişehir anında bulunan tüccara kadifeyi. Verelim hocam. Bir saniye ama bir saniye. Tüccara kadifeyi vermeden önce arkadaşlar. Tabii ki bir erkeğin temel ekipmanlarını kuşanmak zorundayız. At, avrat ve silah. Avrat yok. At var, silah var. Avradı da buluruz hocam. O problem değil. Yok lan avrat da var. Biz evlendiydik değil mi? Biz bu kayıtta evlendik hatta çocuk bile yaptıydık iyi hatırlıyorum. Bu kayıtta değil diğer kayıtta yaptık çocuğu. Neyse sonuç itibariyle bu kayıtta avrat yok abi. Avrat da ne kadar kaba bir kelimedir ya. Bence kaba bir kelime. Size samimi geliyor olabilir ama. Tüccar nasılsın oğlum yoksa aldın mı kadifeyi? Evet buldum kadifeyi ve şimdi size veriyorum Tüccar Bey. Bana verilecek en büyük iyiliği yaptın Allah senden razı olsun. Bundan sonra ne yapacaksınız efendim? Burası benim evim gibidir oğlum. Ben buradaki hayatıma devam edeceğim. Yalnız senden bir isteğim var. Yunus Emre Hazretleri ile konuşmanı istiyorum. Eğer onunla konuşursan içim rahat eder, mesut olurum.
Oha. Hiper sıçramayı buldum dayı. Dayı ben az önce hiper sıçramayı buldum. Dur bir dur. Dur bak. Bak dayı. İyi bak iyi bak. Hiper sıçrama yapamadım. Az önce oluyordu. Az önce ben hiper sıçramayı keşfettim hocam. Yerim senin kadifeni. Hiper. Niye olmuyor ya? Niye olmadı ki? Niye olmadı? Beyler bu olayı ben neye benzetiyorum biliyor musunuz? Hani bir video izlersiniz ve size çok komik gelir ya, sonra arkadaşınıza gidersiniz, "Aa şu videoya bak çok komik" falan diye. Sonra bir aksaklık olur, o video işlemez, takılır, bir şeyler olur. "Ya ama çok komikti" gibisinden. Bende de o durum oldu. Ama bu hiper sıçramayı keşfettiğim gerçeğini değiştirmez. Hiper sıçramayı buldum oğlum. Kahraman yanında bulunan Yunus Emre Hazretlerinden görev al. Eskişehir tüccarı tarafından verildi. Karaman. Karaman nerede abi? Bunun görevi daha ilerliyor mu? Ben kadifeyi veriyoruz, bitti sanıyordum. Burada bir yerde mi? Karaman yanında derken Karaman içinde mi? Karaman'ın yanında bir obada mı? Biraz daha açık konuşabilir misin? Ulan görevi tüccardan alıyoruz. CIA ajanından almıyoruz ki görevi. Niye şifreli konuşuyorsun? Mankurt kervanı, Musican. Hocam hancı. Yunus Emre. Selamünaleyküm. Nasılsınız tasavvuflu efendim? Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Yiğidim ölüm meleği peşimdedir. Hak yolunda cihat masfur yüreğim. İyiyim ve selam. Keşkem anlayabilsem hocam. Keşkem anlayabilsem. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Benim dil bilgim yeterli değil galiba bunu algılamaya. Benim bilmediğim, anlamını çözemediğim birkaç tane kelime var da. Masfur ne demek misal? Masfurun ne demek olduğunu bilmiyorum. Sadece masfur kelimesini bilmiyormuşum. Efendim, İslam dünyası nasıl bir durumdadır? Bana verebileceğiniz bir öğüt var mıdır? Zikir getirebilir miyiz? Benden istekte bulunduğunuz bir görev var mıdır? İzninizi isterim. Ne yapalım hocam? Bana verebileceğiniz bir öğüt var mıdır? Dünya yalan kardeşim. Dünya yalan. Var mı dünyada baki kalan? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz sen de o yalan. Oo, hocam kafiyeyi yapıştırmışsın ya. Efendim, benden istediğiniz bir görev var mı? Görevleri ve istekleri Allah Celle Celaluhu bize vermiştir. Benim senden rızam, İslam'ı tüm dünyaya yaymandır. Ama senden istemekte bulunduğum ufak bir görev de vardır. Tabii ki eğer görevi yapmak istersen sana ne olduğunu söyleyeyim. Söyle hocam, ne demek? Gordorum kadarı ile gördüğüm kadarıyla, lan ben de dedim ne oluyor? Gördüğüm kadarıyla sen alp bir savaşçıya benziyorsun. Evelallah. Ben harplardan anlamam. Senin bu işten anladığın belli. Önemli olan hak yolunda savaşmaktır. Senden ricama gelirsek, yaklaşık 2 yıldır şehirlerimizin civarında bir haydut grubu var. Hep gelip bizi rahatsız edip öğrencilerimizi katlediyorlar. Onlara birilerinin cezayı vermesi lazım. Bize yardımcı olur musun? Evelallah yardımcı oluruz hocam. Teşekkürler. İnşallah alpliğin de mertliğin gibidir. Haydi yolun rastgele. Gaza geldim yemin ediyorum. Nerede o haydutlar? Nerede o haydutlar? O haydutların kıçını, götünü keseceğim abi. Nerede o haydutlar hocam? Bak, aha, aha gördüm haydutları. Aha gördüm. Şş. Bilader bir bak bakayım bana. Bir bak bakayım bana. Seni kıdemliğe yapalım hocam. Tamam mı? Seni kıdemliğe yapalım. Çok fazla adam basmama gerek yok. Müslüman yaya şimdi. 50 tane avcı yapalım abi. Tamam mı? Bir harbe girelim ya şöyle. 50 tane avcı yapalım. Geri kalanını kıdemli yapalım. Zaten bizimkiler icabına bakar ya. Hani haydut grubu sonuçta. O kadar şey yapmamıza gerek yok bence. Adam basmamıza gerek yok. Haydi bire. Girelim şu haydutlara. Teslim ol ya da öl. Alplerinle birlikte düşmana hücum at. Çok fena gaza geliyorum hocam. Ama bir saniye. Cirit yersek gazın bir anlamı kalmaz. Gazım kaçabilir cirit yediğimiz an. Hocam var ya, o kadar düşmanın arasından birini alamamak nasıl koyuyor bana? Nasıl koyuyor bana? Bu arada burada attan inersem muhtemelen bir daha ata binemem. Vay 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 vay. Hocam. Hocam bir saniye, bir saniye. Ya siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ya? Sana ne benim boyumdan? Bir ara öyle bir muhabbet vardı. Bu tarz benim de miydi neydi? Kompleks yapmış herhalde arkadaş. Hop. Hocam. Hocam bir saniye. Bizim boyumuz ufak mı? Bunlar mı boy attı? Zırhtan kaynaklı bir şey mi?
Boy mu attınız oğlum hepiniz? Niye dev gibisiniz lan? Vallahi atla birlikte double attım abi. Şu an var ya hani hileli hesap olduğundan çok rahatım. Böyle herkesi yarıp yarıp geçiyorsun abi. O zaman bak bir saniye. Eğer bu görevlerin sonunda bana güzel bir ödül veriliyorsa. Misal hani şöyle eşsiz bir kılıç falan filan. Ben bunu ana oynadığımız senaryoda da yaparım abi. Hop 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 hop. Bak. Aldık bunun da aklını. Kim kaldı hocam geriye? Ya normalde uğraşmam. Hileyi çeker adamları indiririm de aşağı. Şimdi zırhımı mırhımı kuşandım. Bir de yalan olmasın yani. Fena halde gaza geldim. Ondan dolayı bir dalma isteği duydum nedense. Bu senaryoların bir sonu var mı acaba? Senaryo görevlerinin bir sonu var mı? Onu merak ediyorum. Sonra dediğim gibi bu görevleri bitirdikten sonra arkadaşlar gideceğiz ve Konstantinopol'deki gizli sandığı arayacağız. Bakalım Konstantinopol'deki gizli sandığı bulabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar bunu. Bir tane Müslüman okçumuz, 17 tane de Müslüman atlımız oldu. Güzel. Memlüklü Müslüman atlısı. Güzel hocam. Tamam. Kaydedelim. Askerlerden bazıları terfi almış. Onlara da terfilerini verelim. Atlı yapmaya devam abi. Atlı yapmaya devam. Kontrol T'yi kapat. Dur. Şimdi kapandı. Buranın hanına gidelim ve Yunus Emre Hazretleri ile bir tekrar görüşelim bakalım. Yaptığımız çalışmalardan memnun kalmış mı onu öğrenelim. Hocam merhaba. Nasılsınız tasavvuflu efendim? Ya, tamam aynı şey. Efendim benden istemekte bulunduğunuz bir görev var mıdır bana verdiğiniz görev hakkında? Evet Allah Celle Celaluhu'nun dostu bitirdin mi işini şu kefere grubunun? Evet efendim bitirdim işini. Harika sana ben ve öğrencilerim bir saniye hocam 500 akçe kazandık. Tabi görevlerin bir getirisi varmış. Harika sana ben ve öğrencilerim çok minnettarız çok teşekkürler artık sana verebileceğim görev bitti. Ama görev değil de uygulamanı istediğim bir şey var. Kabe'nin imamı İbni Temiyye Hazretleri ile konuşmanı istiyorum. Allah Celle Celaluhu yolunu açık etsin. Eyvallah hocam eyvallah teşekkür ederim de. Görev var mı görev? Hayır senden istediğim başka bir şey yok. Kabe'nin imamı ile görüşeceğiz. Peki. Peki hocam. Peki hocam. Senaryo speedrun'ını yapıyoruz resmen ya. Keşke üstümdeki başımdaki zırhı çıkarsaydım. Neyse. Abi bir şey soracağım. Havada duran seccade mi? Evet hocam. Bunlar kimler? Hacı. Hacılar mı bunlar? İbni Temiyye. Merhaba Samet Bey. Duyduklarıma göre benimle konuşmaya gelmişsin. Evet Yunus Emre Hazretleri seninle konuşmamı söyledi bana. Tamam o zaman Yunus Emre kimseyi bana sebepsiz yollamaz. O zaman vaziyeti anlatayım arkadaşım. Vaziyeti anlatayım. Arkadaşım olan İbni Kureyye kaçırıldı. Onu kurtarman lazım. Nerede olduğunu bilmiyorum ama bilen biri var kilisede. Kilisede bulunan vezirlerden laf almayı başarırsan kendiyle alakalı bir şey yazmıyor burada. Başarırsan yerini öğrenebilirsin. Kabul ediyorum hocam görevi. Kurtaralım imamımızı. O zaman herhangi bir kiliseye gidip adamların ağzından laf almaya çalışmam yeterli mi acaba? Deneyelim hocam. İbadethaneye gir. Kiliseye gir. Kiliseyi nasıl yapmışlar abi? Anlamadım. 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 Yalnız kilisedekinin şeyde bildiğin imam. Bu ne abi? Vezir. Müezzin gibi bir şey mi oluyor? Bakalım bir papazın ağzından laf almaya çalışalım. Konuş ulan! Kelleni seviyorsan konuş. Lan ne görevi? Senden bir şey istiyorum. Kiliseye Kur'an-ı Kerim. Anlıyorum hocam. Oha! Yakmak için istiyormuş. Oğlum dini işlerin temeli olan Kur'an-ı Kerim'i getirmeni istiyorum diyor. Aşağıda da yakmanız için getireceğim diyor. Psikopat mısınız lan? Senaryoya bak. Biri yakmak için istiyor, biri okumak için istiyor. Bu davranışın beni çok üstü. Kelleni seviyorsan konuş ulan. Nerede? Ya arkadaşım psikopat mısın ya? Vezir. Nasılsın? Dinliyor musun papazımızın konuşmalarını? Efendim vaazdan önemli olarak İbni Kureyye'ye...
Köpek bile daha iyi konuşurdu diyeceğim ama önce bir İbni Kureyye'nin yerini öğrenelim. Sen kimsin de veriyorum sana ama bana olan güvenini belirtirsen veririm. Kadife getir ki bana sana vereyim. Kadifem var ulan zaten yanımda. Kadifem var yanımda. Tamam al bu defteri o zaman artık. İbni Kureyye'nin yerini belirten defter. Bu arada hiç beğenmedim, köpek gibi konuşuyor. Yerinde olsam burada daha fazla namussuzluk mu? No soluk ne ya? Soluk tüketmezdim. Yoksa olacakları görürsün. Evet, olacakları bekliyorum hocam. Soluk tüketiyorum hala burada. Olacakları bekliyorum. Neyse adamdan defteri aldık hocam da niye birisi oturuyor mu? Ne yapıyor dayı? Bizim caminin halıları bağda olmayaydı iyiydi ya. Neyse hocam bir geri dönelim bakalım görevde ne diyor. Arkadaşlar bu gidişle galiba bizim bu bölüm ana senaryoya gidecek. O Konstantinopol hazinesini sonraki bölümde arayalım o zaman. İbni Temiye'ye defteri ver. Tamam hocam verelim. Bir saniye defteri biz okuyabiliyor muyuz abi? Bakabilir miyim bir defteri biz okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz muhtemelen. Götürelim verelim bir bakalım. Hocam istediğiniz defteri aldım. Karakter azıcık hızlanırsa tüh çıkamadık. Hocam merhaba. Getirdim. İyi o zaman yerini biliyorsan artık gidip kurtarabilirsin demek. Git kurtar onu Lefkoşa'nın yakınındaki yerlerde. Evet efendim kabul ediyorum. Gidip kurtaralım bakalım. Lefkoşa'nın yanında bulunan mezarlıktan İbni Temiye'nin dostunu kurtar. Kurtaralım abi. Lefkoşa yakınlarında mezar. Lefkoşa yakınlarında mezar. Taraflar değil yerler. Lefkoşa köyü. Nerede hocam Lefkoşa köyü? Aa tam Lefkoşa'yı geçtik. Bir saniye Lefkoşa'yı geçtik abi. Mezarlık. Oğlum burada labirent yok muydu? Ha yok labirent Girit'in yanında burada mezarlık var. Ha, siz kimsiniz oğlum? Şş, devreye geziyorlarmış. Ya abi nasıl devriyesiniz siz? Ben mi sizi kovalayayım ya? Teslim ol ya da öl. Kellelerini bedenlerinden ayıracağız aslanlarım. Haydi ileri. Yalnız hocam var ya bir an bir şok oldum aşağıdaki yazıyı okumazsam. Hani şey dedim lan bu kadar hani bu kadar ayrıntılı bir mod böyle basite kaçmış olamaz abi. Hani caminin gittik görevini yaptık bana hani Kur'an-ı Kerim'i getir dedi gittik. Bir baktım kilisedeki papaz da aynı görevi veriyor. Meğersem o aşağıdaki seçenekleri okuyunca anladık abi diyalogları. Adam işte tabii ki Kur'an-ı Kerim'i size getireceğim siz de yakarsınız falan. Lan dedim hani çok garibime gitti ya ilk başta gerçekten. Dedim bari İncil falan isteseydi. Neyse hocam neyse o yanlış anlaşılmayı da düzelttiğimize göre. Yani yanlış anlaşılma değil abi. Görev yanlış değilmiş. Onu anladığımıza göre maceramıza devam edebiliriz. Neyi öğrendik? Evet, İbni Temiye'nin dostunun yerini öğrendik. Bakalım mezar da labirent gibi bir yerse artık gerçekten ne yapacağız bilmiyorum. Eğer mezar da labirent gibi bir yerse şey yapalım abi. Ben üstümdeki başımdaki zırhı çıkarayım. O üstümdeki başımdaki zırhı çıkarıp arayayım. Çünkü hani zırhla bulamam hocam. Zırhla o kadar yol tepemem ben. Adam var mı yok mu? Muhtemelen adam yok ya. İbni Kureyye'yi yanına al. Mezarlığa bir girmek istiyorum abi. Nasıl tasarladınız? Nasıl dizayn ettiniz? Ben dizayna çok fazla kafa takan birisiyim galiba ya. Ama hani ben buranın mezarlığa benzediğini pek sanmıyorum be hocam. Yani. Olsun, olsun. Bu da bir başarı. Bu da bir başarı. Bu da güzel bir şey. Ama en azından şu tasarımı yapmışlar abi. En azından bu tasarımı yapmışlar. Bu da güzel. Benim gönlümü aldılar. İbni Temiye'ye arkadaşını götür. Götürelim hocam. Bütün bu görevlerin sonunda bir ünvan alıyor muyuz abi? Onu merak ediyorum ben. Hani İslam'ın koruyucusu gibisinden. Ne bileyim çünkü bayağı bir görev yaptık yani. Bayağı bir faydamız dokundu. Bir ünvan almayı falan bekliyorum şahsen. Ünvan olur, silah olur, zırh olur. Arkadaşınızı getirdim efendim. Teşekkürler dostum. Bizi yükten kurtardın. Artık sana görevim yok. İstediğini yapabilirsin. Ana görevler bu kadar demek ki arkadaşlar. Ana görevler bu kadar. Ana görevleri bitirdik. Bakıyorum bir saniye müsaadenizle. Evet, ana görevler tahmin ettiğimden daha çabuk sona erdi.
O halde ne yapabiliriz abi? Konstantinopol şehrine gidip o hazine sandığını arayabiliriz. Ben yamuk mu duruyorum lan kamerada? Bakayım. Şöyle daha düz sanırım. Bilmiyorum abi bu kameranın bakış açısını falan. Neyse o zaman arkadaşlar, Konstantinopol şehrine gireceğiz şimdi. Her zaman olduğu gibi bunları ne yapacağız abi biz ya? Kurtardık ya. Artık kurtardıktan sonra bak kadife ver diyorsun. Kadife hala burada duruyor. Şey hani papazın yanındaki vezir bizden kadife istedi ya abi. Kadife aynen olduğu yerde duruyor. O da güzelmiş. Şöyle kılıcımızı, kalkanımızı falan yerine koyalım. Hadi bakalım hocam. Bu sefer ana senaryo görevlerini bitirdik. Bir de gizli sandıkları arayacağız abi. Şehir meydanına git. Attan iner misin canım? Attan iner misin? Şimdi bir saniye. Geçen sefer de bizi buradan başlattı. Şehrin öteki ucunda dediniz bana. Şehrin öteki ucu neresi şimdi? Önce bir ona kanaat getirelim. Çıplak olduğumuzdan hızlı koşacağız abi. Hoppa, girdik şuraya, girdik içeri. Şehrin öteki ucu dediğiniz karşı tarafı mı? Biz karşı tarafı araştırdık mı, araştırmadık mı bilmiyorum ama burayı araştırdık galiba. Herhalde burayı araştır dedik. Evet, burayı araştırdık hocam. Karşı tarafa mı geçmeye çalışacağız o halde? Peki, geçelim. Geçelim abi karşı tarafa. Sert mi düştük suyun içine ne? Eğer böyleyse kolaymış abi. Gizli sandığın içerisinde ne çıktığına bağlı olarak buraya gelip o sandığı aramayı deneyebilirim. Ne olur şurada bölgeyi terk et çıkmasın. Hadi canım. Hadi canım. Ben nasıl gireceğim buraya peki? Çünkü o tarafta yoktu. Şehrin öteki ucu dediğinize göre şuradan giriş yok dayı. Allah Allah. Oradan da giriş yok. Nereden gireceğiz abicim biz o şehre? Atlayacak mıyız acaba buradan karşı tarafa? Da gizli sandığı koymak için niye böyle bir challenge yapsınlar? Ben onu anlamadım ki. Şehrin öteki ucu dediğiniz burası abi. Buradan başka bir seçenek yok yani. O içeride sağda solda belki bir sandık mandık bir şey vardır. Bilmiyorum da. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Ben şu an onu düşünüyorum. Oranın içerisine girmenin bir yolu var mı acaba? Ya Warband'daki mekan genişliği nasıl? Onu da bilmiyorum ki. Tekrar bir şehir meydanına git diyelim. İyi güzel. At vermedi bana bu sefer. Aynı yerden başladık değil mi? Aynen aynı yerden başladık. Şu ters tarafa gidelim. Bir de buranın iç tarafına girmeyi deneyelim. Aa, hayret burada bölgeyi terk et seçeneği falan çıkmadı. Tamam hocam. Buradan içeri girilmiyor. Hayda, burada da bölgeyi terk et diyor. Abi harbiden var mı böyle bir gizli sandık? Beni mi trollüyorsunuz ya? Harbiden var mı yani? Var da nerede anasını satayım? Var da nerede? Bölgeyi terk et seçeneği çıkıyor hocam. Bölgeyi terk et. Al. İlerleyemiyorsun ki daha fazla. İlerleyemiyoruz abi yok. Arayacağım abi. Arayacağım. O sandığı bulurum umarım. Umarım o sandığı bulurum. Sandığı. Ya daha basit bir yere koyamaz mıydınız? Gerçi labirentten sonra pek aldırış etmiyorum yani. Çünkü o labirentten geçmek zaten başlı başına bir işkenceydi. Labirentten geçtik artık geri kalanına laf etmeyeceğim. Çünkü o labirentten geçmek bile büyük bir başarı yani. Hocam buradan mı içeri gireceğiz? Yok ya buralarda değil yani buradan içeri de girilmediğine göre bariz bir giriş olmadığına göre tamam. Gizli sandık da gizli sandığın olayı nedir abi? Tahmin edemeyeceğin yere koyar. Örneğin şu köprünün altına saklar, başka bir yere saklar. Gizli sandığın olayı budur. Geçilmeyecek bir yere sandık koymanın bir manası olmaz bence. İnsanın dikkatini arttırmak için düzenlenen etkinlikler zaten bunlar. Burayı bir tekrardan arayalım abi. Şurası hangi girişi? Güzel. Burası şu. Şurası. Ha. Bu kapıdan hiç içeri girdik mi biz bilmiyorum. Galiba girmedik hocam. Yine kapının ardında biri. Arena kapısı. Aha. Yok variller falan. Bulamadık yine. Talimli haçlı yayası. Şöyle bir iyice etrafı gezelim abi. Garip adam. İlginç.
Yan yatmış havada duran mancınık. Dur, görüntü kaydı, dur. Güzel, güzel hocam, güzel. Kafam girsin. Aha, oha, ne? Tahrip edilebilir hedef mi? Vurabiliyor mu ben buna? Balta falan alıp kırabiliyor mu abi? Mancınık pova. Peki gözetleme kulesi şu galiba. Oraya çıkabiliyoruz mu? Yalnız bu merdivenleri ne yaptınız? 500'er tane mi şey yaptınız? 1000 adım attık çıkmadı. Neyse hocam, neyse tamam. Anlaşılan burada sandık mandık yok abi. Şu kaleden içeri gireceğiz o zaman. Kaleden içeri girdik. Sağa baktık, sola baktık. Önce sola bakalım abi. Önce solu tarayalım. Sol bana tanıdık gibi gözüktü. Burası ahırvaremsi bir yer herhalde. Hayır, burada da sandık yok. Aa, sandık yok. Dönelim hocam o zaman öteki tarafa. Bu arada sözde videoya 60 FPS çekiyoruz. 30'dan yukarı çıktığını görmedim ben. Şehir nasıl modiflenmişse artık gerçekten 30'dan yukarı çıkmıyor. Burası neresi? Burası hiçbir yere gitmiyor. Babalara gidiyor. Burası anlamadığım bir şey. Burası zindan muhtemelen. Oha! Zindan falan var. Bu Bizanslı yaya. Şunlar tuzak mekanlar. Bura şizofren adam. Okey hocam. Okey. Buradan içeri girebiliyoruz. Harbiden tünel mi yaptınız? İlginç. Ben niye yanıma balta almadım arkadaş ya? Burayı kırınca belki gizli sandık çıkacak. Muhtemelen baş çıkacak da. O zaman ben şu kapıya bir vurabilirsem. Elinin tersiyle. Elinin tersiyle kardeşim. Elinin tersiyle. Elinin tersiyle vur. Tersi. Baltayı alıp geliyorum. Ama eğer orada değilse. Ben doğmancını düz çevirip ters tuttum. Ben doğmancını ters düz bir şeyler yapıp size montalamazsam şükredin yani halinize. Hocam bakalım bir. 32 dakika olmuş. İyi iyi güzel. Güzel. Mancına ulaşalım yeter. Ya mancına diyorum ya. Adını siz getirin. Şu gizli sandığı bulalım yeter. Artık gerçekten iflahım kesildi yani. Bir kere yerini bulduktan sonra kolay zaten arkadaşlar. Yapacağımız tek şey gideceğiz. Diğer kayıtta girişimizi yapacağız. Onu diğer bölüm yaparız tabii ki. Normal oyunumuza devam ettiğimiz zaman. Şuradan girdik hocam. Buradan girdikten sonra. Buradan girdikten sonra şizofren kardeşi geçip şuraya saptık. Şu taraf boştu. Oradan buraya geldik. Buradan şu tarafa gitmedik. Buradan aşağı indik hocam. Buradan aşağı indik. Aldık elimize baltamızı. Baltalar elimizde. Gittik 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 gittik. Kapının bulunduğu bölgeye geldik. Ve burayı açamadık. Hocam tepeden vurur musun? Ya rica edeceğim. Rica edeceğim şu tepeden vur ya. 1, 2, 3. Kapıyı kırdık. Gardiyanla karşılaştık. Kapıyı kırıp girmemize rağmen gardiyan bizi siklemedi. İndik aşağı hocam. İndik indik indik. Bir tahrip edilebilir hedef daha. Daldık içeri elimizde baltayla. Gardiyan iş böyle. Selamun aleyküm kardeş. Ateş var mı ateş? O havada yani herif ya. Ya Rabbel alemin. Kırdık burayı. Nereye çıktı? Anlıyorum. Sandık mı lan şu? Değil. Anlıyorum hocam. Anlıyorum. Baş yani. Öyle mi? Baş yüksek okulu. Oha. Oha. Ulan buraya kadar girilebiliyorsa. Şu an modun yapımcısına harbiden helal olsun. Büyük işsiz unvanını ona vermek istiyorum abi. Eğer lütfederlerse kendileri büyük işsiz unvanını vereceğim ona. Eline sağlık. Hakikaten güzel olmuş da. Abi bu kadar ayrıntı ben hayatımda bir arada görmedim ya. Ya birader bir bakar mısın ya zindan. Burası da zindan. Zindana bak. Birader bir bakar mısın? Pardon, sizin şehirde bir gizli sandık varmış. Ben onun yerini bir söyleyebilecek miyim ya? Söylemeyecek anlaşılan.
O zaman tek bir yer kaldı. Baltayı sırtımıza atalım ve o son kalan yeri aramaya gidelim. Merhaba, merhaba. Birkaç kapı kırdım ama sizin için problem olacağını zannetmiyorum. Teşekkür ederim. O selam. Selam hocam. Selam. Burası Çan. Buradan yukarı çıkılıyor. Buradan bir de bu taraf var. Benim bilgisayar şu an öldü. Burada bir şey var mı? Baş var. Güzel. Güzel. Baş da güzel. En azından sıfır değil. Kulenin yukarısına çıktık. Köy manzarası, tarla manzarası, sanan fıstık. Ondan sonracıma geldik buraya. Çıktık yukarı. Şurada bir adam var. Adamın oraya doğru inmeyi planlıyor muyum? Belki aşağıdadır sandık. Aşağıda baş var yine. Aşağıda yine baş var hocam. Buranın bir üst katı daha varmış. Çıkalım. Artık şu sandığı bir bulmak istiyorum ama artık. Artık var ya hani nasıl bir sandıksa bu. İçinden ganimet çıkmazsa sıkıntı büyük. Bak bulurum sandığı, tamam mı? İçinden kılıçla küflü peynir çıkar. Yıkarım oğlum. İstanbul'u yıkarım. Seni yenerim İstanbul. Seni yenerim ulan. Vallahi gelirim orduyu kapıya dayarım böyle mancınıkları falan. Alır alır sokarım bir tarafınıza. Yeter be kardeşim ya. O 700 metre aşağı düştük ama can gitmedi. Erzak deposu. Ya o mavi sandıkta sizin götünüze girsin bir arkadaş. Aramıyorum sandık mandık ya. Aramıyorum ulan. Oy gına geldi ya. Hocam bir saniye bak, son bir yere bakacağım sonra intihar edeceğim zaten. Yeter anasını satayım ya. Ne sandıkmış bir şizofren arkadaş da burada duvara bakan. Hocam sandık. Hocam bak buradan oraya açılan bir tane kule, geçit meşit bir şeyler var ama artık boş çıkmasın buranın sonu ya. Lan oğlum! Ya! Aman! Götünüze girsin o sandık ya. Ben gidiyorum ya. Neyse arkadaşlar, sonraki bölümde görüşürüz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu bölüm ne yaptık? Yine o gizemli sandığı aradık ama bulamadık. Ve ne yaptık abi? Ana senaryo görevlerini tamamladık. Sonraki bölüm normal senaryoda oynadığımız moddan kaldığımız yerden devam edeceğiz yani arkadaşlar. Yani Şişman Rambo kaydından devam edeceğiz. Ordulara gireceğiz, rütbe kasmaya falan çalışacağız. Arada sırada da böyle eğlencelik bölümler çekmeyi planlıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.